Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, hepinizi Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Yeni bir Pergel programıyla karşınızdayız. Tabii biraz geç girdik yayına, özür diliyoruz. Neyi konuşacağız? Gündemdeki önemli bir konuyu konuşacağız. Değerli bir konuğumuzla Suriyeli Dernekler Federasyonu Başkanı Doktor Mehdi Davut Hocam bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Suriyeli Dernekler Platformu. Platform, pardon. Şimdi federasyon, platform evet. Bir fark var. Evet. Şimdi bu platform nedir? Tabii önce bunu sizden dinleyeceğiz. Ardından da son günlerdeki artan bu Suriyelilerle ilgili artan yoğun bir işte hem tartışma var hem gündem var, onu konuşacağız. Şimdi önce bu platformla ilgili şöyle kısa bir tarif yaparsak ya da sizi de tanıyalım aslında. Evet. Ondan sonra konuya geçelim. Ben buyurun. Mehdi Davut, Suriyeliyim, Kamışlı. Eğitimi Türkiye'de gördüm. İşte 2001 senesinde Türkiye'ye geldim. Tıp fakültesi burada bitirdim. Ve ondan sonra bu tıp fakültesi okurken sosyal faaliyetler, dernekler, vakıflara katıldım. Tabii Suriye'de olmayan şeyler bunlar. O yüzden hani şu anki buradaki Suriyeliler hani o yüzden bazen dernekler ve vakıflardan uzak duruyor ya da işte farklı algılıyorlar şeyleri. O yüzden hani bu dernekler, Suriye dernekler ve kurumlar ya da işte vakıflar oluşunca biz de dedik ki biz bunları bir araya getirelim. Bir Suriye Dernekler Platformu kurduk yaklaşık 6 sene önce. Bu platformun çatı altında şu an 48 tane dernek var. Bu dernekler hem Suriye'de hem Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Bazıları Lübnan'da faaliyet gösteriyor ama aslında merkezleri ya da ruhsat aldığı yer Türkiye'dir. Bir kısmı Hatay, Urfa, İstanbul, Hatay demiştim, Antep olabiliyor. Bunların belli bir kritere sahip olması gerekiyor bu derneklerin. Belli bir yani Suriye konusunda hassasiyeti olan dernekler. Hani demin bahsettiğimiz gibi yayından önce bir tabela derneği içimize almıyoruz. Gerçekten faal ve gerçekten de Suriye meselesinde özellikle Suriye meselesi insani mesele olduğuna rağmen gene siyasi bir rengi vardır. Biz bunu göz altına bulunarak aslında bu dernekleri kabul ediyoruz. Ve işte belli bir kritere sahip yönetim kurulunu inceliyoruz. Yönetim kurulu tanınıyor, tanınmıyor mu? Özellikle hani bu derneklerin çoğu işte ya da hepsini sadece muhalefet bölgesinde çalışma gösteren şeyler. Biz bunlar haliyle, Suriye'deki olaylardan sonra mı kurulmuş? Sonra Türkiye'den kurulmuş olan dernekler. Tabii ki de işte demin bahsettiğim gibi Esedçi bir derneği de içimize alamayız. İşte belli bir politika. Onlar da var yani, ayrıca o tür dernekler de var. Yani direkt hani Türkiye'de direkt çalışmalar yapın ama gizli yapıyorlar. Onlar da var. Evet. Şimdi siz bu platform başkanı olarak şimdi son günlerde tırmanan toplumda gerçekten de bir takım merkezlerin artık kasıtlı olarak yaydığı ve ekonomik gelişmelerle alakalı olarak yayılan işte dedikodular var. Şimdi ben hani onları siz herhalde madde madde de söyleyeceksiniz. Ya aslında bu dedikodular cevaplanmış. Yani sosyal medyada cevaplanıyor, medyada basında cevaplanıyor. Ama ısrarla hayır, bunlar işte devletten maaş alıyorlar, sınavsız üniversiteye giriyorlar, efendim hastanelerde ücretsiz tedavi oluyorlar, işte suç işliyorlar. Bunlar seçimlerde hani oy kullanıyorlar. İşte vergi ödemiyorlar filan gibi bir habire pompalanan, habire yayılan bir takım dedikodular var. Buradan mı başlayalım yoksa hayır, daha öncelikle bir konuda oradan mı başlayalım? Buyurun, onu size bırakalım. Yani şimdi tabii ki de yani halkı en çok tedirgin eden bu medyanın ya da medyanın yaptığı propaganda, aslında kara propaganda bu. Hem insanları tedirgin ediyor hem de bazı insanlar gerçekten de sorulara cevap bulamıyorlar ya da belki karşı tarafın medyası çok iyi bir şekilde hem sosyal medyayı çok iyi bir şekilde pompaladığı için gerçekten de inanmamamız imkansızdır. O yüzden hani bu vatandaşlara mazeret gösteririz ama gerçek o ki
Suriyeliler devletten hiçbir maaş almıyor hiçbir şekilde. Ve işte üniversitelere kontenjansız bir şekilde göremiyor. Yani girmiyor pardon. Yabancı bir Alman neyse yani üniversite girme şartları neyse Suriyeli için de aynı. Şimdi şekilde. Mesela iş yeri açıyorlar, vergi ödemiyorlar mı? Yani işleri açtığı zaman zaten devlet bunu denetliyor ve mecbur ödemek, vergi veriyor. Ödemek zorunda. Hani diyelim ki iş yeri açtı, bu malı nereden alacak? Bir Türk'ten alacak yani gidip de kendisi yurt dışından getirecek bu malı. Tabii ki de ödeyecek yani öyle bir şey yani aslında belki karşı belli siyasi partiler bunu çok iyi kullandılar ve işte Türkiye'ye karşı olan ülkeler de bunu güzel bir şekilde desteklediler. Ve tabii ki de hani Türkiye'nin hali malum belli bir ekonomik krize girdi doların fırlamasıyla. İnsanların bu zayıf noktasını bularak ve bunun üzerine çok güzel bir şekilde oynadılar ve biz Türk vatandaşlarla görüştüğümüz zaman yani maalesef şu şeyi de oluşturdular. Ya keşke tüm Suriyeliler sizin gibi olsa. Suriyeliler sizin gibi değil yani. Bir de hangi Suriyeli? Diyor ki ya hani medyadaki duydukları Suriyeli aslında. Yani çok Suriyeliler diyor ki ya benim komşum benden çok memnun ama Suriyeliler de memnun değil. Peki hangi Suriyeliler de memnun değil? Medyadaki Suriyeliler ya da sosyal medyadaki Suriyeliden memnun değil. Hani belki İşte bunu en son Twitter'da denizin ortasında nargile içen vatandaş isyan etti. Dedi ki ya ben Türk vatandaşıyım. Niye beni Suriyeli olarak şey yapıyorsunuz? Onun gibi bir sürü haberler. Yani mesela işte son iki tane olaydan bahsedeyim. İşte Özgür Der ve birkaç tane Mazlum Der, birkaç tane dernek bu muhacirlere ya da işte misafirlere olan kanuna karşı bir protesto düzenliyor. Sosyal medyada şey paylaşıyor. Suriyeliler toplanıyor ve devlete karşı baş kaldır gibi bir izlenim bırakıldı. Ama gerçek o ki Türkiye'deki STK'lar bunu uygun görmedi ve doğal hakkı demokrasi çerçevesinde bunu protesto etmeye çalıştı ama maalesef yani haddinden fazla bir gerginlik oluşturuldu ve haddinden fazla aslında olaya bir kirli medya oynandı. İkincisi işte belli bir aktivistler, Suriyeli gençler sosyal medyada şey paylaştı. İşte biz geçen ayın yani pardon bu ayın 25'inde biz dükkanlarımızı kapatalım bu uygulamaya karşı hani özellikle çalışma izniyle alakalı. Cumhuriyet Gazetesi bunu manşet yaptı ya da bir şekilde Suriyeliler işte isyan ediyor ve valiliğe yürüyor. Beni aradıkları zaman ben dedim ki kardeşim sadece bu afişteki olan Arapça aslında tercüme ederseniz aslında bana ihtiyaçlarınız yok. Ama zaten haberi yapmışsınız, zaten şey yapmışsınız, işte Suriyeliler valiliğe yürüyecek ve yani maalesef her şeyi, yani hani bir muhalefet olur da ama vicdanlı bir muhalefet olur. Ama bu şekilde hani hepimiz beraber vatandaşlar izledi. Ya sadece seçimlerde bir tek yani konuşulacak konu sadece Suriyeliler oldu. Yani bu ülkenin Suriyelilerden başka bir sıkıntısı yok muydu? Yani bu ülkenin yani ya da başka bir proje yok muydu? Hani yatırılacak, masa yatırılacak. Yani mesela İYİ Parti'nin işte Fatih adayı gördük yani. İYİ Parti dedi ki ben işte belediye başkanlığı olursam sanki yani bir de bunu halkın da aslında yani bu lafımı da mazur görün. Yani halkı da aptal görüyor, aptal yerine koyuyorlar ya. İşte belediye başkanı olduğu zaman sen bu Suriyelilere atabilecek misiniz? Buyurun belediye başkanı oldu yani Büyükşehir evet. Belediye başkanı oldu. Suriyeliler yani böyle bu tür vaatlerde bulundular yani diyorsunuz yani, mesela. Maalesef. Evet. Şimdi 48 tane dernek ki platformunuzda ve siz o platformun başındasınız. Şimdi bir BBC'nin mesela bir haberi var. Diyor ki Türkiye'de yavaşlayan ekonomi Suriyelilere karşı bir tepki ortaya çıkartıyor gibi bir yaklaşımları var. Batı medyasının böyle bir yaklaşımı var. Şimdi az önce siz de gerçi değindiniz de ekonomi yavaşlayınca, işsizlik artınca Suriyelilere karşı tepki daha da mı artıyor veya bu tür fitnelere daha fazla mı itibar ediliyor? Ekonomiyle çok mu alakalı konu?
Yani şimdi maalesef medya öyle çalışma yaptı ki, ya da kirli medya öyle bir çalışma yaptı ki, yani burada tüm yabancılar, Senegal ya da Afgan ya da Pakistan'da Suriyeli olarak hepsi aynı kefede. Evet. Sokakta hangi yabancı varsa Suriyeli olarak bunu yani sınıflandırdı ve maalesef işte belki bazı insanların da işine geldi. Zaten bahane arıyor. Bu, yani bu Suriyeli ne yapsa da ya da Suriyeli olmazsa, bu vatandaş Mısırlı da olsa da aynı tepkiyi gösterecekti. Farklı bir ülkeden de olsa da, yani sadece olan hükümete tepkisini göstermek için aslında bahane arıyor. Yani Mardinli de buraya gelse, sadece hani hükümete karşı ben ne kullanabilirim, elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ve tabii ki de Türkiye zor durumda kalsın. Yani Amerika'nın ne yaptığını çok iyi biliyoruz. Avrupa Birliği'nin ne yaptığını çok iyi biliyoruz. Mesela şu an Avrupa menşeli olan kanallar bizi öyle bir şekilde sıkıştırıyor ki, biz sadece Türkiye'ye karşı bir şey söyleyelim. Bu hani olan İçişleri Bakanlığı'nın kararı, hani evet. İstanbul'dan evet, ilk kaydoldukları yere gönderme evet, olayını ve Suriye içinde de aslında bizim vatandaşlar bizi arıyor, diyor ki ya bizimle CNN, BBC bizimle görüşmek istiyor. Bizden tek talepleri hani Türkiye'ye karşı bir şey söyleyin. Evet. Yani aslında Türkiye şu an bir mercek altında ve Türkiye halkı, yani buradan sizin ekranınızdan da Türk halkına sesleniyorum. Yani bu Türkiye için bir sınavdır. Yani biz bu süsledikleri laflarına, aslında Türk halkı zaten bunu oyuna gelmeyecek ama işte bazı kişiler böyle sadece morali bozuyorlar. Yani bu medya sabahtan akşama kadar ne kadar Suriyelilere kütülese, yani bir Türk gidip de sokakta bir Suriyeli'yi şey yapamaz. Yani bu halkının ya da Osmanlı'dan gelen bu kültürü hiç kimse değiştiremez ama uğraşıyorlar. Ne yapıyorlar? İnsanların sadece işte zamanını boşuna harcamış oluyorlar ve insanların moralini bozuyorlar. Yani aslında bunu biz hiçbir şey yapmazsak bile, biz ekranlara çıkmazsak, biz konuşmazsak bile Türk halkı o kadar şey değil yani, o kadar onların düşündükleri kadar işte biz birkaç tane olayla Türk halkının kültürünü, Türk halkının insanlığa karşı olan duruşunu değiştiremezler. Evet. Ya şimdi aslında belki de yani televizyon kanallarında, yani bir sanırım bir kanala çıktınız ama ilk defa böyle bir hani platform temsilcisi konuk ediliyor. Şimdi şöyle bir hani talep mi diyelim, sitem mi diyelim, artık nasıl anlarsanız. Yani bu kadar Türkiye'de Suriyeli muhacir var iken, yani böyle olmasına rağmen siz yani mesela bu tür platformlarla, bu tür derneklerle yani biraz daha kendinizi görünür hale getirseydiniz, yani daha işte bakın biz şuyuz, biz böyle, biz böyle, evet, siz anlattığınız gibi değiliz, öyle değiliz. Bu yani yapılması gerekmez mi? Yani veya yavaş mı yapılıyor? Ne diyorsunuz? Evet. Yani hani Suriyeliler olarak, yani gerçekten hani vakıf ve dernek kültürleri yok. Yani yok anlamında değil mi? Esed'den gelen bir rejim kafası var. Güzel. Bir diktatörlük okulundan mezun olan vatandaşlarımız var. Aslında şu ana kadar mesela ben Türkiye'de büyüdüm. Ben Türkiye'nin kültürüyle büyüdüm. O yüzden hani belki benim bakış açım farklı olur ya da bu platformdaki çektiğim bazı sıkıntılar hani oradan, ama bu insanlara da hak vermek lazım. Yani Türkiye'deki olan ya da Osmanlı'dan gelen bir vakıf ve dernek kültürü var. Orada okuma yazmayı, yani vakıfla bir dernekler arasında okuma yazmayı bilmeyen bir vatandaşlar var. Ha, bunlar yavaş yavaş öğreniyorlar. Benim kendi fikrim çok hızlıca da öğreniliyor ve çok büyük adımlar atılıyor. Ama biz platform olarak defalarca Halep'teki ambargo ya da Halep'teki bombardımanlarda ve Guta'daki bombardımanda ya da işte Madaya ya da işte Suriye'deki farklı olaylarla biz her zaman basın açıklamasını yaptık ve biz çalıştaylar yaptık, dernekler olarak Türk derneklerle bir araya geldik ve
Aslında belki hani buradaki bizim eksiğimiz Türk halkını biz çok fazla hani işlemedik. Biz sadece işte resmi kuruluşlara gittik. İşte Kızılay'a gittik, AFAD'a gittik ve bizim aslında dernekler olarak her zaman da söylüyorum. Evet, buradaki vatandaşlar bizim vatandaşlarımızdır ama bizim ana amacımız Suriye içindeki Suriyelilere destek vermek. Çünkü bizim Suriyeliler olarak Suriye içinde bir davamız var ve Suriye'de şu an devam eden bir direniş var ve biz onu destekliyoruz. Yani oradaki insanları destekliyoruz. Yani bizim ana amacımız Suriye içindeki Suriyelileri biz olduğu yerde tutmak. Bir de Türkiye'de de öyle bir, yani maalesef bir medya kirli var. Sanki Suriyeliler işte Suriye'yi bırakmışlar ve gelmişler. Burada rahatça işte nargile içiyorlar, yok işte gezmeye gidiyorlar. Suriye içinde şu an 2 milyon insan var. Yani bu İdlib dediğimiz bölge ve Afrin ve Fırat Kalkan bölgesinden bunlar dünyanın en büyük güçlerine karşı, Rusya'ya karşı biliyoruz ki 7 senedir büyük bir mücadele veriyorlar. Yani uçak savarları olmadığı halde ve çok fazla teknoloji, yani askeri anlamda teknoloji sahibi olmadığı halde yıllardır Rusya İdlib'i almaya çalışıyor ve alamıyorlar ve bizim muhalifler Guta'dan çıktıkları zaman ya da Guta'nın büyük bir bombardımandan sonrasında Guta'dan çıkıldı ve çıktıkları zaman kendi silahlarıyla çıktılar, yani şerefiyle namusuyla Guta'dan çıktıkları zaman yani çıktılar. Bunu da hani biz ya bunlar niye gidip şey yapmıyorlar? Niye savaşmıyorlar? Savaşıyorlar yani şu an İdlib'de ne olduğunu yani herkes bilmiyor ama bilinmesi gerekiyor. Yani İdlib'de şu an bile insanlar Esed'e karşı, Rusya'ya karşı büyük bir mücadele veriyor. Dün mesela işte 200 hanelik bir köye Rusya'ya girmek için yaklaşık bir haftadan beri bombalıyor ve giremiyor. Niye? Çünkü bölgenin halkı Rusya ve Esed'e karşı. Yani burada işte bir de şu söylentiler de aslında bize de çok geliyor. Ya Suriye'de kim kime karşıdır, kim kime şeydir değil, belli değildir aslında da. Bunun da kirliliği yapıldı Türkiye'de, yani Türk medyasında. Aslında kendi halkını öldüren, yani 15 Temmuz'da nasıl ordunun belli bir kısmı kendi halkını öldürmeye çalışmışsa, Suriye'de orduyu zaten kontrol altına alan bir rejim vardır. Kendi halkını öldürmeye çalıştı ya da hala çalışıyor. Ve ordunun bir kısmı aslında ayrıldı ve işte bir kısmı Türkiye'ye sığındılar, bu subaylar ya da komutanlar, bir kısmı işte Irak, bir kısmı Ürdün'e sığındı. Ama ne yazık ki uluslararası güçler burada Suriye'de demek istediğim şey, yani burada bu projede tüm bölge halkını terbiye etmeye çalıştı. Yani bizim tayin ettiğimiz diktatörlere baş kaldırırsanız siz bu hale gelirsiniz. Yani çünkü hani biliyoruz ki daha Suriye'de olay devam ederken Ürdün'de başladı. Sonra Bahreyn'de başladı. Sonra Suudi Arabistan'da ve farklı ülkelere gidecekti. Belki Hindistan'a kadar giderdi. Belki Çin'e kadar giderdi bu ayaklanma, eğer çok güzel bir şekilde insanlar gerçekten insanların hayal ettiği özgürlüğe kavuşmuş olsaydı. O oraya doğru gidecekti. Ama bir baktılar ki şu an vatandaşlar, yani diğer ülkelerin vatandaşları Ürdün'e bir baktık ki Suriye nereye doğru gidiyor? Biz başkaldırırsak, eğer biz bu rejime başkaldırırsak biz de bu hale düşeriz. Ürdünlüler hemen vazgeçtiler ve kendi evlerinde oturdular. Şu an yani aslında dünyayı hükmeden bir güç var. Amerika başta olmak üzere ve Amerika'nın arkasında da gizli bir güç var. Bunu tüm dünyaya, yani tüm halka, halklara göstermek istiyorlar. Kardeşim, benim tayin ettiğim diktatörlüğü siz kolayca ya da siz hiçbir şekilde yıkamazsınız. Ben size karşı kimyasal da kullanırım. Kimyasal kullandığı halde ve tüm Avrupa, yani Avrupa kendi insanlığından utansın. Avrupa kendi bahsettiği demokrasiden, kendi bahsettiği insanlıktan utansın. Hala Avrupa bu Esed'e yardımlar gönderiyor ve hala Birleşmiş Milletler, yani Birleşmiş Milletler şu an Türkiye'de ofisleri var ve hala işte %30'u
Türkiye'deki olan STK'lara veriyoruz. D70'i Esed bölgesindeki STK'lara veriyor. Yani Birleşmiş Milletler gibi bir kuruluş hala böyle bir insana destek veriyorsa, bizim yani bahsettikleri insanlığı aslında gene baştan kurmak lazım. Yani sizin oluşturduğunuz platform aslında sadece buradaki muhacirlerin sorunlarına çözüm bulmuyor. Sadece bu değil. Aynı zamanda Suriye içerisinde yaşanan olaylarla da ilgileniyor. Dolayısıyla aslında biraz da ağırlık sanki o taraf, anladığım kadarıyla. Şimdi Türkiye'deki Suriyeli nüfusu 3,5 ne kadar şu anda sizin 3,7. elinizdeki? 3,7. Evet. Şimdi bu şimdi son İstanbul'daki yapılan işte o göçmenlerin, gelenlerin ilk kaydolduğu yere gönderilmesi. Süleyman Soylu'nun bir açıklaması var. Diyor ki İstanbul üzerinden yürütülen bu konu tamamen düzensiz ve kaçak göç ile ilgili yürütülen bir konudur. Geçici koruma statüsündeki hiçbir Suriyelinin, uluslararası koruma statüsüyle ülkemizde bulunan bir yabancının veya ikamet izniyle ülkemizde bulunan bir kişinin sınır dışı edilmesi gibi bir durum asla söz konusu değildir. Kabul edilebilir değildir. Bunu yapabilecek kabiliyete ve hakka da sahip değiliz. Ne böyle bir isteğimiz, ne böyle bir eylemimiz var. Ne İstanbul'daki son olay nedir? Yani bu yani İstanbul'daki aslında ki son olay, biliyoruz ki İstanbul sadece Suriyeliler için değil de tüm Orta Doğu için, yani Orta Doğu'nun halkı için bir çalışmayla alakalı bir gözdağıdır. Yani herkes, yani doğudaki insan da, Karadeniz'deki insan da İstanbul'a gidip de ben bir kendi imkanlarımla bir şeyler yapmaya çalışayım, bir elde bir kazanç elde edeyim. İstanbul öyle bir yer. Şimdi Suriyeliler de buraya, Türkiye'ye geldikleri zaman işte en çok nerede çalışabilirler? Antep, işte İstanbul ve farklı farklı. Sonra bir baktılar ki İstanbul aslında bunun için gerçekten bir cazibedir. Ya da bir ekonomi merkezidir. Ve İstanbul'a gelmeye başladılar. İstanbul'a geldikten sonra aslında tabiri caizse aslında buradaki tüccarlar, buradaki işletmeciler de aslında bunu bir şekilde yani bir nasıl suistimal demeyelim de yani kullanmaya başladılar. İlk başta işte düşük ücretler, farklı farklı kazançlar elde etmek için bu mağdur olan insanları kullandılar, ama gittikçe bu daha da büyüdü ve maalesef ekonomi olarak belki de hani çalışma izniyle alakalı, zaten ben bugün Vali Bey'le görüştüğümde çalışma izni de inşallah yakın bir zamanda, yani gelecek ayın 20'sine kadar Türk vatandaşlığı kolay bir şekilde çalışma izni alıyorsa Suriyeli de o kadar hani alacak. Çünkü hani yabancılar için aslında aynı ödemeyi yapıyorsun ama süreç aslında farklı işliyor. Yani bir yabancının bir çalışma izni alabilmesi için aylarca beklemesi lazım ve belli bir süreçlerden geçmesi lazım. Aslında bazı kuruluşların ya da bazı şirketlerin ya da bazı firmaların bu zor olan süreçten dolayı sigorta ya da işte SGK yapmıyordu. Bu inşallah hani ne kadar böyle karanlıksal bir şey görünse bile aslında çalışan vatandaş için, yani Suriyeli olsa da Türk de olsa da aslında o vatandaşın hakkını kurmuş oluyoruz. Yani burada İstanbul'da çalışma izni olmayan veya artık oturma izni olmayan Suriyeliler İlk geldikleri yere mi gönderilecek? Suriye değil de, yani ben hükümetin politikasını şimdi öğrenmek çalışma izniyle oturma izni ayrıdır. Şimdi göçmenlere bir göçmen kimliği veriliyor. Hı. Göçmen kimliği sadece bu normal Türk vatandaşının kimliği neyse o da odur. Onu belli, yani bir yerde çalışabilmesi için SGK'ya başvuruyordu daha önce. SGK'da onu yabancı muamelesi görüyordu ve belli bir süreçten geçiyordu. Şimdi bu aslında daha hızlı bir şekilde normalde geçmesi gerekiyorken red geliyordu bunlara. Yani olay gelmiyordu.
Çünkü hani hem Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir olay, aynı zamanda İçişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı bir de Çalışma Bakanlığı ile alakalı üç tane kuruluşun birbirine olan bir olay. Yani şu an herhalde sadece tek kalemle, yani Türk vatandaşı nasıl işte yarım saatte ya da bir saatte sigorta kaydını yapılıyorsa ve bir ay sonra ekrana düşüyorsa, o da aynı şekilde olacak. Peki. Geçen bir olay yaşandı. Hani bu bir iddia değildi. İstanbul'dan bir Suriyeli, bu işte belki de çokça hani dikkatle seçilmemiş bir Suriyeli, rastgele alınmış bir Suriyeli İstanbul'dan İdlib'e gönderildi. İdlib'e gönderildi ve bu olay çok gündem oldu. Geçen gün o İdlib'e gönderilen şahsın tekrar geri alındığı, yani geri geldiği ifade edildi. Yani o hata düzeltildi dendi. Şimdi bir endişe var. İstanbul'daki Suriyelilerde bir endişe var. 20 Ağustos gibi bir rakam, işte bir tarih söylendi. 20 Ağustos'a kadar ilk nereye işte yazıldıysanız, nerede sizi kaydedildi, parmak izi nerede verdiyseniz oraya gönderileceksiniz. Şimdi şu anda da tedirgin bir bekleyişleri var. 20 Ağustos'a kadar ne olacak? Yani gidecekler mi veya zorla mı götürülecekler? Ne o aradaki? Yani 20 Ağustos'a kadar şu an valilikle görüştüğümüzde bunlara araçlar tahsis edilecek ücretsiz olarak. Bunlar kendi ev eşyalarını götürmek isteyen götürecek ve işte kendisi gitmek isteyen gidilecek. Yani valilik aslında bir kolaylık şu an sağlamaya çalışıyor. Ama işte aslında bunu biz devlet kafasıyla düşündüğümüz zaman çok haklıdır. Çünkü burada yaklaşık 250 bin kişi adres bilgisini değiştirmiş ama işte göç dairesine bildirememiş. Bu da hani güvenlik aslında hem Suriyeliler için de aslında iyi bir şey değil. Yani şu anda İstanbul'dalar ama burada oldukları belli değil. İstanbul'da değil. İstanbul'da da değiller. Farklı, belki Avrupa'ya da gitmiştir aslında. Ama nerede oldukları belli değil. Belli değil. Kendi hakkını ve kendi hukuklarını bilmedikleri için kafasına göre adres değiştiriyor. Ve devlette bunu işte sağlıkla alakalı dedik ki, eğer senin kimliğin İstanbul'daysa sağlıktan faydalanamayacaksın, İstanbul kimliğin değilse işte eğitimden faydalanamayacaksın ve bir sürü aslında uygulamalar getirdi ama işte bunu da önem vermedikçe devlet de mecbur olarak hani emniyet açısından aslında bir kişinin kimliği belli olmaya da bir kişinin nerede olduğunu eğer devlet bilmiyorsa güvenlik açısından büyük bir sıkıntı yaratır. Aslında yarın bir gün diyelim ki bir ailenin başına bir şey geldi, onun akrabası gidip sordukları zaman devlet de bu kişiyi ya da bu aileyi bulamayacak. Niye? Çünkü tespit ettikleri adreste bulunmuyor ve gittiği yeri de bildiremiyor. Şimdi biz platform olarak biz sürekli hani son dönemde bunu işliyoruz. Suriyelilere karşı işte sosyal medyada işte sizin hakkınız budur, hukukunuz budur, size düşen olan budur. İşte bir sıkıntıya düştüğünüz zaman buraya başvurun. Suriyelilerin şöyle bir sıkıntısı var. Yani belli senelerce bir zalim bir diktatör bir hükmünün altından yaşayınca devlete gitmeye korkuyorlar. Yani devletten çekiniyorlar. Devlet, yani polisi gördükleri zaman, hani belki buradaki polis memurları bana hak verir. Polis gördükleri zaman eli ayağı birbirine giriyor. Çünkü niye? Esad rejiminden gelen bir korku var. Yani şu an bile işte acaba biz deport mu edileceğiz, acaba biz geri mi gönderileceğiz, acaba ya burası Türkiye, Türkiye öyle bir insanlık dramını yapabilir mi? Türkiye seni Esed bölgesine gönderebilir mi? Gönderemez. Ama tabii ki de hem Türkiye'nin kültürünü bilmedikleri için ve aslında Suriye devletine olan güveni, yani hiç bir hak hukuk devletinden yaşamadıkları için hak hukuk ne olduklarını da aslında anlatmak da aslında belki biraz zaman alır. Yani o korkular burada da hak aramayı biraz engelliyor. Evet, öyle bir durum var. Şimdi Avrupa, az önce dediniz, Avrupa basını
hatta Avrupa ülkeleri özellikle bizden hükümetin uygulamalarını karalayacak, devleti karalayacak bir takım açıklamalar yapmamızı istiyorlar. Yani o zaman bu fitnelerin arkasında rahatlıkla Avrupa, Batı ülkeleri vardır diyebiliriz. Yani onlar bunu körüklü... Aslında bunu zaten hani Türk halkına anlatmaya gerek yok. Yani Avrupa kim olduğunu ve ne yapmaya çalıştıklarını gerçekten de Türk halkı çok iyi biliyor. Ama şu dönemde yani yeter ki ben bir milim bile Türkiye zarar versem onlar için kardır. Yani son dönemde bu konuyla alakalı bize başvuran medya grupları yeter ki biz Türkiye'ye karşı bir şey söyleyelim. Suriyeli karşı hemen medyaya servis edecekler. Suriyeliler bunu diyor Türkiye'nin hakkında. Suriyeliler bundan memnun değil. Suriyeliler hem hayatımda hiç bana gelmeyen işte Alman bir gazetesi bana geliyor ve diyor ki işte Türkiye niye size böyle yapıyor? Türkiye niye bunu size şey yapıyor? Ben dedim ki Türkiye için değil de bizim için aslında bu güvenlik meselesi hepimizin için önem arz ediyor. Yani burada kimliksiz bir kişinin burada olmaması aslında ilk başta o kişi için büyük bir tehlikedir. Yani bu arkadaş ya da bu kişi yarın öbür gün Allah korusun bir kaza geçirdiği zaman, yoğun bakıma düştüğü zaman devlet nasıl onun kimliğini tespit edecek, onun ailesi nasıl bulacak, onun kim olduğunu nasıl tespit edecek? Yani güvenlik tüm ülkeler aslında kırmızı çizgidir. Evet. Şimdi hastanelerde ücretsiz muayene oluyorlar. Hani hepsini incelemeyeceğiz. Az önce hepsini zaten cevabını verdiniz ama ücretsiz muayene mi oluyorlar Suriyeliler? Yani Suriyeliler sadece geçici koruma altındaki olan Suriyeliler. Yani ikamette olan, çalışma izni olan ya da şu an mesela vatandaşlık kazanmış olan Suriyeliler bundan faydalanmıyor. Sadece geçici koruma altındaki Suriyeliler bundan faydalanıyor. Ama sırasız değil. Yani işte sıra almadan işte gidip muayene oluyor. Ya işte Türk vatandaşı neyse o da aynı şekildedir. Yani gidip sırasını alıyor, işte ameliyat gününü bekliyor ve sadece bu uygulama geçici koruma altındaki olan Suriyeliler. Ve bilmemiz gerekiyor ki aslında büyük bir rakam da aslında geçici koruma altındaki olan yani olan Suriyeliler de değil yani aslında yani bu geçici koruma altındakiler az. Çok yani çok az değil de ama aslında da ikamet alan da sayısı az değil. Çünkü hani ben iş adamıyım. Gidip gelmem lazım. Geçici koruma ona bana müsaade etmiyor. Yani gidip işte yurt dışına gidip gelmemde müsaade etmiyor. Geçici koruma sadece Türkiye'de kalabilmem için bir belgedir. Ama ikamet izni aldığım zaman geçici korumanın şeyinden faydalanamıyorum. Yani gidip de devlette işte muayene olamıyorum ya da işte gidip ilaçla alakalı bir şeyle alakalı hiçbir şeyden faydalanamıyorum. Sığınmacı değilim. Turist muamelesi görüyor bu vatandaş. Evet. Şimdi bu merkezlerin yani göçmen sağlığı merkezlerinden genellikle hizmet alıyor ve bu merkezlerin tüm giderleri de AB fonları tarafından karşılanıyor. Yani Avrupa Birliği fonları. Öyle mi? Evet. Zaten bu merkezlerde Suriyeli doktorlar var. Bu Suriyeli doktorların maaşlarını Avrupa Birliği karşılıyor. Yanılmıyorsam şu an sadece İstanbul'da 38 tane merkez var. Suriyeli doktorlar kendi Arapça dille, tabii Suriyeli doktorlar da işte Sağlık Bakanlığı'nın verdiği belgelerle işte eğitimlerinden ve işte kurslarından geçerek aslında bu şeyler kuruldu, bu göçmen merkezler kuruldu. Ve Avrupa'nın dediğiniz gibi Avrupa Fonu aslında bunun ödemesi yapıyor. Yani Avrupa Fonu aslında hem bu doktorun maaşını veriyor, oranın harcamasını veriyor. Orada eğer bir Türk vatandaş istihdam edilirse onu da ödüyor. O yüzden hani bu göçmen merkezlerin ödemeleri tamamen Avrupa Fonu'ndan geliyor. Evet. Şimdi, yanılmıyorsam galiba 2 senelik bir programdır. Herhalde şu an galiba 6 ay ya da 8 ay daha uzatıldı. Tam emin değilim ne kadar uzatıldı. Evet. Şimdi Türkiye'de bir göçmen bakanlığı yok. İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir müdürlük bu işi yapıyor. Göçmen işlerine bakıyor. Şimdi şu anki politikayı yani ister Suriyeli olsun ister diğer göçmenlere yönelik politikayı yeterli buluyor muyuz? Yani mesela hani tamam sayı çok fazla ve kısa sürede
gelen bir göçmen bu. Ya tabii ki zor ama ya şunlar da yapılsaydı belki şu anki tartışmalar olmayabilirdi diyebileceğiniz bir şey var mı? Mesela şunlar yani yapılabilir. Yani biz gerçekten buradan Abdullah Ayaz Bey'e buradan selamlıyorum. Gerçekten Abdullah Ayaz Bey yani gece saat 12'de olsa da hem ben ulaşırım, o da bana ulaşıyor ve gerçekten de göç dairesi muazzam bir çaba sarf ediyor. Çünkü yeni oluşan bir kurumdur ve işte 3 milyon sadece 3.7 Suriyeli var. Yani sadece Suriyelilerde de işte Filistinlisi de var, Libyalısı da var, farklı Uygur'u da var, Türkmenistan'da var. Bunlar da aslında uğraşıyor ama büyük aslında büyük çaba Suriyeliler için. Çünkü büyük rakam Suriyelilerdir. Göç dairesi gerçekten çok kısa bir sürede kendini çok geliştirdi. Şu an 9 dilde hizmet veriyor. Yani şu an 157'yi aradığınız zaman 9 dilde. Hiçbir tane devlet kurumu mülteciler için ya da işte sığınmacılar için mülteci kelimesinden Türkiye'de söylenmesi çünkü hani biz muhacir diyoruz. statüsü yok. Yani evet. Hukuki çerçevesinde sığınmacıların yolları sadece işte ya da muhatapları sadece göç idaresidir. Ve göç idaresi de gerçekten belli yani kendi hatalarını ve kendi şeyine rağmen çok mükemmel bir şekilde aslında hizmet veriyor. Zaten çalışan insan aslında yanlışlara düşüyor. Hiç çalışmayan hiçbir şekilde bir şekilde yanlış yapmayacak. Ama göç idaresi sürekli kendini yenilen ve göç idaresi zaten öyle bir şey olması lazım. Ve aslında göç idaresinin en çok engel olan şey belki hani çalışanların biraz fazla dil bilmesi. Çünkü hani bazı şeyler tercümanlarla halledilmeyecek şeyler. Yani tercümanlar yani her bir tane memurun başına bir tercüman konmak da aslında kolay bir şey değil. Yani her bir yabancı geldiği zaman, her bir şey geldiği zaman sadece burada ben belki milli eğitime milli eğitim özellikle öğretmenlere yani milli eğitim öğretmenler tahsis etti. Bu öğretmenler de aslında gönüllü şeyinde gene Avrupa fonundan maaş alınıyor. Galiba 1200 ya da 1300 TL veriliyor bu Suriyeli öğretmenlere. Bunu aslında bu zarf içinde bu Suriye içerisinde bunlara Türkçe öğretilse diye yani Türkçe öğrenmesini mecbur kullansa diye. Çünkü hani öğretmen işte en azından 25 yaşında olan bir kişidir. İşte bazıları 50, bazıları 40 yaşında olan. Ama bunların Türkçe öğrenmeleri kolay mı? Kolay değil ama ya öğretmenlerin ya yani Suriye tabii. öğretmenlerin Türkçe öğrenmelerine biraz daha teşvik etmeye gidiyorlar. Bir ya da mecburi kılması gerekiyordu milli eğitim. Daha güzel olurdu. Hem öğretmen şu an galiba daha yeni bir şey öyle bir şey getirildi. Bunu daha önce yapılması gerekiyordu. Yani yaklaşık şu an 5 senedir bazı öğretmenler Türkiye'den Avrupa fonundan faydalanıyor ve ödemeler alıyor. Ya 4 sene ya 5 sene yanılmıyorsam. Çünkü daha önce 1 STK'lar olarak bu öğretmenlerin maaşlarını veriyorduk ve işte sığınmacılara işte muhacirlere işte okul açmıştık STK'lar olarak. Sonra Avrupa Fonu bunu bizden üstlendi ve Milli Eğitim'le beraber bunu organize ettiler. İkincisi Türkçe kursları aslında pardon orada bir şeyi atlamayayım da şu an Suriyelilere gönüllü olarak ders veren öğretmenlerin maaşı yine AB fonlarından yine karşılanıyor. AB fondan. Ama ücreti kaç lira dediniz? Yanılmıyorsan ya 1200 ya 1300 TL. Yani öğretmen yani, 1200-1300 lira alıyor. Evet evet. Bu az bir rakam değil mi? Yani az bir rakam. Avrupa fonu bu Avrupa'nın yani Avrupa'yla. Ya bu ekstra başka bir geliri var mı bu öğretmenin? Ya bu öğretmenin başka ekstra bir iş yapmıyorsa yani gidip mesaiden sonra bir iş yapmıyorsa başka bir geliri yoktur. Bu Avrupa'nın fonun takdir ettiği bir rakamdır. Yani Türkiye'nin belirttiği, tabii Türkiye'deki asgari rakam zaten belli. Ve zaten hani biz STK olarak zaten bunu sürekli gündeme getiriyoruz. İşte hem Avrupa ile Avrupa fonuyla ya da işte Birleşmiş Milletler'le oturduğumuz zaman bunu dile getiriyoruz. Ama bunların öyle bir politikaları var ve öyle bir bütçeleri var. O şekilde hani bu öğretmen çünkü daha önce biz STK'lar da olarak da biz verdiğimiz zaman biz de tam yani o Türk öğretmenlere verdiği maaşı biz de veremiyorduk. Bu rakam uygun görüldü ve az mı? Tabii ki de az.
Yani Türkiye'nin ekonomik şartları da belli. Bu şartlarda o bin onunla nasıl geçinecek? Aile geçindirecek mesela. Şimdi eğitim dediniz. Gerçi aslında herhalde eğitimle ilgili bir iki hususa da dikkat çekeceksiniz ama Suriyeli çocuklar böyle normal buradaki çocuklarla aynı sınıflarda eğitim görüyorlar çoğu yerde ve bunların dil problemi var. Bu nasıl aşılıyor şu anda? Yani özellikle bence çocuklarla alakalı dil problemin aşıldı. Aşıldı diyorsun. Yani ilk dönemlerde özellikle ortaokul ve lisede sıkıntılar yaşıyorduk ve biz o çocuklara sertifikalar olarak Türkçe eğitimini veriyorduk. Hatta bazen Türkçeden ziyade ders eğitimini veriyorduk. Çünkü çocuk okula gidiyor, diyelim ki anlamıyor. Eve geldiği zaman zaten baba da anne de anlamıyor. O yüzden hani biz bunlara ekstra ders, yani dersler düzenleniyordu ve bunlara destek çıkılıyordu. Ha, öğretmenler de aslında buradaki Türk öğretmenlerimize de teşekkür etmek istiyorum. Onlar da büyük bir çaba gösterdiler. Yani çünkü hiç dili bilmeyen ya da işte hiç bir şekilde özellikle hani dili bilmek yeterli değil. Çünkü hani terimleri aslında bilmek gerekiyor. Yani aslında çocuk sokağa çıktığı zaman konuşabiliyor ama okula gittiği zaman terimleri, işte matematik terimleri ya da işte geometrinin terimleri, hani ben Türkiye'de okuduğum için, hani çünkü biz Türkiye'ye geldiğimiz zaman hiç Türkçe'yi bilmiyordum. Türkçe'yi öğrendim. Üniversiteye geçtim. Üniversitede dilsiz gibiyim. Yani ya da sağır gibiyim. Aslında terimler konuşuluyor. Anlamıyorum. O yüzden hani bu aslında aşıldı. Yalnız şu an bu ailelere karşı, yani şu an kopukluk aslında öğretmenle ya da işte okul idaresiyle aile arasında bir kopukluk var. Çünkü aile hiçbir şekilde işte anne baba Türkçe bilmedikleri için işte o öğrencinin şeyine takip edemiyor. Öğretmenlerle de irtibata geçemiyor. O biraz şu an bir problem. O aslında şu an işlenmelidir ve Milli Eğitim bir şekilde onu da bir şekilde gerçekleştirecek ama okulsuz olan öğrencilerimiz var. Burada bizim Türkiye'deki STK'ları sesleniyorum. Yani hepimizin aslında bir vebalidir. Burada bir tane çocuk eğitimsiz kalsa da bizim için büyük bir problemdir. Çünkü neden okulsuz öğrenci? Yani bu okulsuz olan öğrenciler ya maddiyetten dolayı ya işte onu destekleyecek, ona rehberlik yapacak olan kimse bulamamış. Aslında Suriyeliler açısında daha Suriye'deyken kendi çocuğunu okula göndermeyen bir Suriyeli büyük bir ayıp ve büyük bir tepki gösteriyordu toplumdan, yani Suriye toplumundan. Ama buraya geldikleri zaman işte ya ekonomiden dolayı aslında bu çocuğu okula gönderemiyor ya da işte tam yolu ya da tam rehberlik olmadığından dolayı ya da işte hala Suriyelilerin büyük bir kısmı işte Suriye'ye döneceğiz. Suriye'ye döndüğümüz zaman zaten hani bu Türkçe eğitimi bizim işimize yaramayacak. Aslında oradan da ilk yıllarını kaybeden olan çocuklar var. Onu da bir şekilde okula kazandırmamız lazım. Yani hani biliyoruz ki çünkü hani bir çocuk eğer ekranlarından bir sınıf daha altta olsa okula gittiği zaman özellikle hani şimdi üniversitede çok fazla fark etmiyor ama ilkokullar ve ortaokullar çok fark ediyor. Yani sizden bir sene büyük olan insana ya da bir sene küçük olan insana çok aranızda çok büyük bir fark var. Ya da çok büyük bir psikolojik aslında da yani psikososyolojik aslında bir problem yaratıyor. O yüzden hani onu aslında STK'lar olarak ona el atmamız lazım. Evet, yani eğitimden bütün Suriyeli çocukların faydalanması için uğraşmak gerekiyor. Yani bu çözüm bekleyelim diye bir sorun. Şimdi tabii böyle konuları hani sırayla konuşmuyoruz. Belki bir başka konuyu konuşuyoruz ama ya halk arasındaki dedikodular, hani birilerinin kasıtlı olarak yaydığı dedikodular. Ya bunlar yüzünden biz iş bulamıyoruz. İşte bunlar ucuza çalışıyorlar ve işsizlik şu an Türkiye'de gitgide artıyor. %15'ler, %20'ler düzeyinde. Bunlar yüzünden iş bulamıyoruz diye bir dedikodu yayılıyor. Ne diyoruz buna? Yani bununla alakalı aslında hani Allah'a inanan insanlar bunu inanarak söylemiyorlar. Belki hani sadece söyleniyor diye. Çünkü riski veren Allah'tır. Yani bu vatandaşlar
Yani ucuza çalıştırıyor mu? İlla ki belli bir yerlerde ucuza çalıştırılıyor. Yani bu atölye sahibi ya da bu tüccar çalıştıracaksa zaten Suriyeli olsa da Türk'ü de olsa da ucuza çalıştıracak. Gene o ücrete uymayan da o ücreti az gören insan gene işsiz kalacak. Yani bu ya da tam tersi düşünelim. Eğer zaten iyi ücret verecek olan insan ya da tüccar ya da atölye sahibi varsa zaten Türkiye de verecek, Suriyeli'ye de verecek. Yani bunu aslında medyada gösterildiği gibi çok büyük bir büyük bir sıkıntı değil. Çünkü Suriyeliler geldiği zaman burada şirketler kurdu. Hani burada yabancılar arasında en büyük şirket, yani en çok şirket sayısı kuran Suriyelilerdir. Ve aslında Suriyelilerin ya da gençlerin Türkçe öğrenmemelerin sebeplerinden bir tanesi. Çünkü Suriyeliler, Suriyelilerin şirketlerinde ve Suriyelilerin fabrikalarında ve Suriyelilerin şeyinde çalışıyor. Ve özellikle buradaki Suriyeliler ya da buradaki işte tüccarlar, zaten bunlar Halep'te ve diğer Şam'da da ticaretini yapıyordu. Sadece kendi ofislerini değiştirdiler. Adam hala işte Afrika'ya mal gönderiyor. Sadece işte ofisini değiştirdi. Aslında ki hiçbir bir Türk'le bağlantısı yok. Malını öğretiyor da işte paketliyor ve Avrupa'yı gönderiyor. Mesela şu an bizim büyük bir parfüm fabrikalar var. İşte idhal ediyor. Aslında tam burada araya girerek, yani ilk az önce söylediğim şeyi belki tekrar söylemiş gibi olacağım ama ya şu anda Türkiye'de Suriyelilerin kurduğu şirketlerin sayısı, bunların istihdamla ilgili veya ekonomiye katkılarıyla ilgili işte verileri, rakamları, bunların yüksek dille sık sık seslendirilmesi gerekiyor ki birileri kalkıp da böyle ucuz fitneler yaymasın. Yani siz öyle diyorsunuz, bakın işte Suriyeliler burada ucuza çalıştığı için işsizlik artıyor diyorsunuz ama bu Suriyeliler burada bu kadar şirket kurmuşlar, ekonomiye bu kadar katkıları var. Siz bunu görmüyorsunuz demek için, yani bunların sık sık paylaşılması lazım herhalde. Yüksek sesle paylaşılması lazım ki bu yani fitneler hani bu fitneler alıcı bulmasın. Bizden daha çok aslında devletin bunu güzel bir şekilde söylemesi lazım. Özellikle siyasetçilerin. Çünkü hani biz son dönemdeki siyasi oylara baktığımız zaman hani belli bir kısım kendi oyunun değiştirdiği ve belli farklı bir kısma oyunu verdi. O da işte böyle aslında karşı olan medya çok güzel bir şekilde bunu kullandı ama biz sürekli olduğumuz yerde ve sadece işte bildiğimiz ya da inandığımız şeylerimizi söyledik. Aslında bizim inandığımız şeyler zaten biz bulunuyoruz. Karşı tarafın aslında kirlettiği ya da karşı tarafın üzerine oynadığı olayı aslında daha güzel bir şekilde bizim tespit ettiğimiz ve aslında da şöyle bir şey de yapmamız gerekiyordu. Hani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin işte kadın kolları, genç kolları, daha güzel bir şekilde bunu tüm şeye sesli, yani onlar işlemeliydi, bunu anlatmalıydı ama yapmadılar yani, gibi bir evet. Bunu da illaki siyasi irade bunu görüyor ve belli bir yatırımlar da aslında buna yapılması gerekiyor. Çünkü hani bu gençler, bunlar aslında oyunu kullanacak ve bunlar aslında kadın kolları aslında kapı kapı gezmesi gerekiyor ya da işte halkının aydınlatması gerekiyor. Yani ben ne kadar şimdi bir Suriyeli olarak bir halk, bir Türk'e bir şey anlatmaya çalışsam belki ben 5 günde anlatırım ama bir Türk anlattığı zaman evet, belki bir dakikasını almayabilir. Çünkü ben ne kadar ben bir Suriyeli'yi savunsam gene bir Suriyeliyim. Ama bir Türk bir Suriyeli'yi savunsam, çünkü onu o Türk'ün Suriye'yi savunmasından hiçbir menfaat yok. Sadece bunu aslında daha güzel bir şekilde belki şey yapılması gerekiyor, oynaması gerekiyor ve gerçekten de ne şekilde inanılıyor ve neye dayanarak iner? Yani hiç vatandaş olmayan bir insan nasıl oy kullanabiliyor? Üzerinde çok oynadılar ya, Suriyeliler oy kullanıyor. Ya Suriyeliler İstanbul'da eğer oy kullansaydı bu kadar oy alınacak mıydı? Evet, mesela. Şimdi tabii o kadar kirli bir propaganda var ki mesela geçen gün işte bir
bu İstanbul'dan gönderilmelerine karşı bir tepki ve orada bir pankart var. İşte Hollandalı siyasetçinin, faşist siyasetçinin sözü Türkler defolsun diye onu kesmişler, almışlar ve Suriyelilerin sözüymüş gibi sosyal medyada bunu işlediler. Bu tür fitnelere karşı hani aslında çok daha aktif bir ya mesela siyasette işte dediniz ya AK Parti teşkilatlarında veya hükümetin, devletin yapması gereken ödevleri var, sorumlulukları var. O işin bir tarafı. Ama şöyle bir şey de var. Mesela güvenli bölge diye Türkiye'nin epeydir dillendirdiği, işte Amerika ile de karşı karşıya geldiği bir husus var. İşte Türkiye sınırında 30-40 kilometre bir güvenli bölge kuşağı ve buraya Suriyelilerin yerleştirilmesi gibi. Biraz fazla mı ütopik, yani fazla mı bir hayalci bir şey bu? Olabilir mi böyle bir şey? Yani zaten şu an Afrin'den ya da İdlib'ten işte Azaz'a ya da işte Cerablus'a kadar düşündüğümüz zaman aslında kısmen de zaten oluşmuş. Ama yalnız o bölgelerde gene dışarıdan gelen ya da dışarıdan beslenen kişiler bir şekilde orayı, daha dün mesela Afrin'de bir patlama oldu, işte Azaz'da birkaç tane patlama oldu. Bunu gene karıştırmaya çalışıyorlar. Gene fitne haline gelmesine, yani fitneye yol açmaya çalışıyorlar. Aslında o bölgede, yani ben her zaman şunu söylüyorum. Ya ben diyorum ki biz STK'lı olarak bir şey yanlıştır diye söylediğimiz zaman biz demiyoruz ki Türkiye hükümeti bir şey yapmadı. Ya Türkiye hükümeti çok güzel şeyler yaptı ve gerçekten büyük projeler yaptı. Ama Türkiye'ye en güzeli yakışıyor. Yani eğer Türkiye %90 yapmışsa, ve kardeşim Türkiye %90 değil, Türkiye %99 yapması lazım. Çünkü zaten mercek altında ve işte zaten diğerleri bu halkın ya da bu devleti sıkıntıya sokmak için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Yani Türkiye şu an işte Fırat Kalkan bölgesinde hastane açıyor ve işte okul açıyor ve belli sosyal hayatını aslında oluşturmaya çalışıyor. Yalnız şu an o bölgelerdeki güvenlik sıkıntısı hala aşılmış değil. Yani hala işte insanlar o bölgede tedirgin. İnsanlar hala o bölgede işte yarın ne olacağından emin değil. Yani önce güvenlik süre içindeki bütüncül bakmak gerekiyor diyorsunuz. Evet, yani bütün o bölgedeki aslında güven, yani Türkiye büyük yatırımlar yapıyor orada. Ve Türkiye gerçekten de Suriye hakkında büyük hizmetler veriyor. Biz böyle hani sanki güvenlik sıkıntısı olduğu zaman sanki Türkiye bir şey yapmadı, kesinlikle öyle bir şey değil. Yalnız güvenlik her şeyin üstündür. Yani siz orada büyük hastanelerde kurduğunuz zaman, büyük okullarda kurduğunuz zaman, üniversitede kurulduğu zaman ve her şey dört dörtlük olsa bile eğer güvenlik sıkıntısı varsa hepsini boşuna gitmiş oluyor. Ve tabii ki de karşı taraflar, başta Rusya olmak üzere ve belli taraflardan beslenen olan kişiler, işte PYD'nin uzantısı olan kişiler oraya durmadan bu patlamalar ve durmadan olaylar çıkartıyor. O yüzden her şeyden önce, yani hastane kurmadan önce, ben demiyorum hastane kurmayalım. Tabii ki de hastane kurulması gerek, çünkü orada sosyal bir hayat devam etmesi lazım. Ama ondan önce oradaki güvenliği sağlamamız lazım. Yani oradaki hırsızlığı, oradaki işte, ya ben her zaman bunu söylüyordum ya, Afrin öyle bir yer olması gerekiyor ki yarın öbür gün diğer bölgelerdeki Suriyeliler ya da işte Kürtler desin ki ya Türkiye hadi buyurun gelsin. Yani öyle bir proje olması lazım. Ama maalesef bunu hani pratikte uygulaması kolay değil. Karşı taraflar işte Afrin'i bir bataklık haline getirmeye çalışıyorlar bunu. Tabii ki de biz de STK'lar olarak devletle beraber ve Türkiye'deki STK'lar olarak da aslında büyük bir yük düşüyor. Çünkü devletin ya da Türkiye'nin Afrin'de başarısız olması söz konusu tüm Türkiye için bir tehlikeli aslında yaratmış. Evet. Şimdi Türkiye'de
faşist bir damar var, ırkçı bir damar var, şövenist bir damar var. Bunlar Suriyelilerin bu 3.7 milyonluk Suriye nüfusunun Türkiye demografisini, yani nüfus yapısını işte değiştireceğini iddia ediyorlar. Bunlar bir süre daha burada böyle kalırlarsa artık buranın bir parçası olacaklar ve işte burada artık bir ağırlıklar olacak gibi böyle çok faşizan bir şeyleri var. Şimdi bir taraftan da bir takım stratejik kuruluşlar sürekli raporlar yayınlıyorlar. İşte röportajlarla, işte kamuoyu araştırmalarıyla Suriyeliler gettolaşıyorlar. Bunlar oturdukları istediyen ki İstanbul'da olsun, farklı yerlerde olsun, böyle bir mahallelerde yoğunlaşıyorlar falan gibi bir tehdit gibi algı oluşturuyorlar. Şöyle diyebilir miyiz? Yani mesela Türkiye'de Balkan göçmenleri var. Eskiden buraya gelmişler, getirilmişler veya doğudan, batıdan çok farklı yerlerden zamanla kaynaşmışlar. Zamanla biraz daha bu şey aşılsa, yani birkaç sene daha geçse, Suriyeliler bu halkın içerisinde normal İslam ortak paydası altında, yani zaten Müslüman her şey birbirine benziyor. Zamanla bu tür şeyler atlatılır mı? Yani kanıksanır mı? Yani ne diyorsunuz? Bu işi zamana bırakılsa zaten doğal olarak bunlar zamanla ortadan kalkar mı? Yoksa ekonomi böyle devam ettikçe birileri sürekli bunu kaşır mı? Yani şimdi 4 yaşındaki ya da 5 yaşındaki ya da 7 yaşında, 12 yaşına kadar Suriyeliler bakıldığı zaman, çocuk olarak yani çocuğa bakıldığı zaman, yani Türkiye'de olan Suriye bakıldığı zaman aslında bunun cevabını çok rahatça alabiliyoruz. Yani inan ki öyle güzel bir Türkçe konuşuyorlar ki hiç fark edemezsiniz. Aslında bu karşı olan ya da dışarıdaki güçlerin zoruna gittikleri o. Ya bunlar biz yıllardır bunları ayırdık. Biz Türkler dedik ki Araplar sizi sırtınızdan vurdu ve Araplara dedik ki işte Türkler sizi işgal etti. Ama bir bakıyorlar ki bunlar kardeş olmuşlar ve bunlar aynı apartmanda yaşıyorlar ve bunlar birbirinden şu an aslında Türkiye çok güçlü bir hale geliyor bu Suriyelilerle beraber. Çünkü hani daha önce ayrılan kardeşler bir araya geliyor ve belli kültürler bir araya geliyor ve birleşiyor. Yani pardon, Türkiye'ye gelen Suriyeliler sadece Araplar değil, Türkmenler de geldi, Kürtler de geldi. Şu an Osmanlı Devlet döneminde toplum neyse aslında o hale geldi. O yüzden bunların zoruna gidiyor. Yani bunlar diyorlar ki ya bunlar nereye doğru gidiyor? Bizim yıllardır harcadığımız çabalar hepsi boşuna gitmiş oluyor. Aslında o Suriyeli'ye bakılsa, 12 yaşındaki Suriyeli'ye bakılsa bunun cevabını çok rahatça alabiliyoruz. Evet. Zaten herhalde bu gelen Suriyeliler böyle gayri İslami ve nasıl diyelim İslam karşıtı bir duruşları olsa, yani biz İslam'la bir alakamız yok deseler, bu hatta bunun yaşantılarıyla ortaya koysalar herhalde bu rahatsızlık da olmayacak. Yani birileri diyecek ki ya bunlar da aynı Fransızlar gibi, aynı Almanlar gibi. Şimdi nasıl ki Fransızlar geldiği zaman baş üstüne diyoruz, çok memnun oluyoruz. Bunların da yaşantıları zaten seküler, zaten öyle. Herhalde sorun olmazdı. Yani biraz İslami, Arap deyince işte İslami çağrışımlar, Suriyeli deyince İslami köken, o da herhalde bir rahatsızlık oluşturuyor belli kesimlerde. Evet. Bunun da etkisi var. Yani şu an şöyle düşünsek, yani ben bunu hiç kimseyi eleştirmek için söylemiyorum. Sadece örnek olarak. Yani bir Fransız bir plaja geldiği zaman Türkiye kültürüne olmayan bir şey yapılsa, diyelim ki affedersin çıplak çıksa, kimse bu kadar tepki gösterecek mi? Göstermeyecek. Ama evet. Yani ben tasvip etmiyorum ki hani plajlardan nargile içilsin ya da şey yapılsın. Kesinlikle ama bu o nargileye gösteren tepki o kadar bence büyük olmaması lazım. Biz sürekli Suriyelilere söylüyoruz. Bu toplumun belli adet ve örfleri var. Ve bu toplumun adet ve örflerine uymak zorundayız. Ve Türk halkının adet ve örflerine çok büyük bir bağımlılıkları var. O yüzden bunu hiçbir şekilde dokunmamamız lazım. Aslında bu konuyla alakalı
Bazen bu adet ve örfler birbirine terstir. Yani bir olay Suriyelilerde çok normaldir, Türklerde çok büyük bir ayıptır. Yani mesela ben Türkiye'ye ilk geldiğim zaman işte Suriyelilerde işte perde açılıyor, ev güneşleniyor. Çok normaldir. Ben öğrenciyken işte ev kiraladık, işte karşı şeyden bir baktım ki karşı komşu bana bağırıyor. Niye bağırıyor? Ben ne yapmışım? Adam bana diyor ki perdeyi kapat. Ben anlamadım. Yani niye perdeyi kapatıyor? Ne şey yapıyorum? Sonra aşağı indim de karşı bakkala sordum. Yani dedim ki ben komşuya bir yani yaşlı bir komşu hani belki işte genç bir şey olsaydı hani dedim ki yanlış anladı ya da biz tesbih hareket mi yaptık ya da biz meğer Türkiye'de perdeyi açık tutmak ayıp bir şeymiş. Şu an zaten biz bunu Suriye halkına anlatmaya çalışıyoruz. Aslında bazı dil problemlerinden dolayı bazı adet ve örf birbirine ters düştükleri zaman yanlış anlaşmalara sebep oluyor. Tabii bu dil problemi ilk geldiği zaman aslında daha da büyüktü. Şimdi yavaş yavaş gittikçe çocuklar öğreniyor. Bir bakıyoruz ki anne bir yere gidiyor, kendi çocuğun yanına alıyor. Annenin tercümanı oluyor. O yüzden hani gittikçe aslında bu ara çok evet, azalıyor. Aslında yani sadece okula giden bu toplumla daha çok kaynaşıyor ve karşı tarafın zoruna gidiyor. Zoruna gidiyor. Yani sadece çocuklar değil de yani çocuklar okula gittiği zaman zamanla zaten o dili öğrenecekler ama büyükler de bir şekilde hızlı biçimde dili öğrenebilselerdi herhalde daha kolay. Yani ben Suriye annelerde şunu çok iyi gördüm. Özellikle biz yazın Türkçe eğitimini vermeye başladık. Annelerden büyük acayip bir Türkçe öğrenme şeyi var. Çünkü hani Türkçe öğrendiği zaman işte kendi çocuklarına sahip çıkacak. Kendi çocuklarına eğitiminden destek verecek. 30 yaşında ya da işte belki 40 yaşına geçen kişilerin Türkçe öğrenmeleri gerçekten hani çünkü hani hem çalışıyorlar hem de zamanları olmuyor hem de insan biraz büyüdükçe dil öğrenmek zor oluyor. Zor oluyor. O yüzden hani annelerde ben eminim ki 5-6 senede Türkçe bilmeyen bir bayan kalmayacak. Yani belki yazamaz ama konuşabilir evet, yani. Tabii. Evet bu da. Bu o zaman kritik bir süreç var. Bu diyelim ki 3-4 yıl gibi bir süreç. Bu süreç herhalde biraz sancılı geçecek anladığım kadarıyla. Yani hem o çocukların büyümesi, bu topluma adapte olmaları bir 4-5 yıl belki alacak. Bu süreçte de birileri bu şeyi aleyhe terse çevirmeye çalışacaklar. Bunu söylemek mümkün. Şimdi ya Ensar Muhacir dedik aslında Ensar Muhacir kardeşliği ile ilgili çok bu toplumda yerleşik bir kanaat var, bir kabul var. Bir hatta sürekli hocalar bunu dillendirirler. İlk başta bu sanki çok iyi kabullenildi. Yani ha biz demek ki ensarız, bunlar muhacir. Bu maneviyat zayıfladı mı? Ya da niye zayıfladı? Yani hani bu gene her zaman sosyal medyaya dönüyorum. Çünkü hı-hı, hani zaten insanların hayatı bir telefon olmuş ve televizyon aslında izlemek de eski çağlardan gibi bir şey kalmış. Yani her şeyi telefon, sosyal medyada işte takip ediyorlar. Ya bu ne diyor, niye böyle diyor, çok fazla şey değil. Sadece işte maalesef biz de öyleyiz, yani Suriyeliler de öyle. Ben Türk halkının burada kesinlikle lafım yok ama insan olarak sürekli bir şey ne söylenirse, sürekli bir şey ne görülürse o intibayı almış oluruz. Ama ne kadar da aslında bununla uğraşsalar demin dediğim gibi Türk halkının insan sevgisini ya da insanlığa olan sevgisini değiştiremezler. Belki kızdığı zaman belki farklı bir şey söyler ama uygulamaya geldiği zaman kesinlikle hiçbir şekilde zarar veremez. Yani zor durumda olan ya da işte zulmünden kaçan bir vatandaşa. Süreli olsa da olmasa da farklı bir ırktan da gelmiş olsa da Türk vatandaşı onu yapamaz. Yani yapmaz daha doğrusu. Evet. Gerçi baştan söylediniz ama Suriyeliler haklarını yani bunu şunu da ekleyeyim. Buyurun. Bizim STK'lara
Yani hem Suriyeli STK'lar hem de Türkiye'deki olan STK'lar ve vakıflara büyük bir yük düşüyor bu 4 evet. sene boyunca ya da 3 sene boyunca. Hem devletin olan ulaşmadığı yerlere ulaşmamız, devletin olan boşluklarını doldurmamız, kendi projelerimizi geliştirmek, kendi eksik gördüğümüz olan noktaları tamamlamak. Yani devlet bu çocuğu okula gönderiyor, eğitim veriyor ama işte eksik olanların biz tamamlayalım. Dernekler olarak, vakıflar olarak bize büyük bir yük düşüyor bu şeyinde. Ha becerir miyiz? Tabii ki de beceririz. Çünkü Türkiye'deki olan vakıflar ve derneklerin sayıları zaten belli. Ve olan tecrübe zaten ortada. O yüzden hani biraz daha güzel bir şekilde eğer iletişim kurulsa Suriyeli STK'larla beraber daha güzel bir şekilde oluşur. Çünkü karşı tarafının kültürü bilindiği durumda da onun dili, yani dili sadece Arapça bilmek değil. Dil bilindiği zaman o insanların kültürü, nelerden hoşlandığı, ne şekilde söylendiği zaman aslında o şekilde projeler daha kolay bir şekilde gerçekleşir. Evet. Şimdi Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yer yer mitinglerde de söylediği bir şey bu. Biz Suriyeliler için işte şu kadar milyar dolar harcadık. Avrupa işte bunu karşılamadı ve bize destek olmadılar derken bunun işte birileri başka tarafa çekerek yani bu sözleri bakın bizim paramızı Suriyelilere harcamış diye yani çok gerçekten de nasıl diyelim tersten müthiş bir böyle bir kirli bir dezenformasyon yaptılar. Yapıyorlar. Hala yapıyorlar. Şimdi o işin az önce konuştuk onu tekrar konuşalım demiyorum. Ama siz de söylediniz. Şimdi güvenli bölge diyelim ki Türkiye'nin projesi olsa bile burada Suriyeliler oraya gitmek için oranın güvenliğini görecekler, tecrübe edecekler ki tekrar aynı şeyi yaşamasınlar. Dolayısıyla şöyle bir soru, hani mikrofonu uzatıp da bir Suriyeli'ye, siz Suriye'ye tekrar geri döner misiniz sorusu şu an için ancak Suriye'nin şeye kavuşması, değil mi? Evet. Yani artık güvenliğe kavuşmasıyla mümkün. Bu soruları şu anda sormak da abes yani. Çünkü evet. Vaka belli. O şeyi beklemek gerekecek. O süreci, sonucu beklemek gerekecek. Peki şimdi tekrar sormuş gibi olacağım ama Suriyelilerin haklarını aramaları için yani bu STK'lar yeterli mi? Yani işte siz 48 derneğin platformusunuz. Mesela madem ki şirketler kuruluyor, bu şirketlerin işte bir takım ticari teşekkülleri, yani ticari işte bir STK'sı veya işte siyasi bir arenada bir temsiliyet mümkün değil mi? Yani haklarını aramaları için Türkiye'de yeni oluşumlar, daha böyle büyük ciddi oluşumlar. Ben az önce federasyon dedim, siz dediniz ki hayır platform, mesela federasyon gibi bunlar mümkün değil mi? Veya diğer siyasi şeyler içerisinde kendilerini temsil etmeleri mümkün değil mi? Yani Türkiye'deki siyaset içerisinde. Yani evet, ben sadece bir adım geriye gideceğim. Bizim Suriyeli STK'ların dışarıdan getirdiği fonların, bu fonlar ekonomi olarak Türkiye'ye ciddi yatırımlar yapıldı. Yani ben evet Suriye'ye yardım gönderiyorum ama ben malı Türkiye'den alıyorum ve Suriye'ye gönderiyorum. Yani sadece bizim STK'lardan sadece bu sene 2 milyar dolardan fazla biz Türkiye'den mal almışız ve Suriye'ye göndermişiz. Yani bu Türkiye ekonomisine katkı değil mi? Katkı. Hani ben şeyden bahsetmiyorum. Yani buradaki tüccarların yaptığı ya da Suriyeli tüccarların yaptığı ihracatlar ya da işte ithal ettiği ya da işte pardon getirdiği işte yabancı paralar. Bundan bahsetmiyorum. Sadece biz STK'lar olarak ciddi bir 2 milyar dolar ciddi bir rakamdır. Biz buradan Türkiye'den mal almışız ve kendi vatandaşlarımıza yardım göndermişiz. İkincisi bu şeylere gelince zaten bizim Suriyeliler şu an belli kurumlar ve belli derneklerle ve belli şeylerle zaten bir araya geliniyor ve bir kısmı işte orada üye oluyor, aktif oluyor ve belli yerlere geliniyor.
Şu an mesela bizim platformun altında 6 tane komisyon var. Bu komisyonlar işte eğitim komisyonu var, ekonomik komisyonu var. Ekonomide işte iş adamlar oluyor. Sağlık komisyonu var. Bunun içinde de doktorlar oluyor. Bunlar ne yapıyorlar? İşte diyelim ki eğitimle alakalı. Eğitimle ilgilenen öğretmenler, ondan sonra dernekler bir araya geliyor. Eğitimle alakalı bizim ne sıkıntımız var? Bizim Suriyeli çocukların neye ihtiyacı var? Nasıl kapatabiliriz? O şekilde mesela biz en son işte yaklaşık 2 ay önce bir çalıştay yaptık İstanbul'da. Ramazan'da bir tane çalıştay yaptık Antep'te ve işte birkaç gün sonra Hatay'da çalıştaylar yapıyoruz ki biz durumu analiz ediyoruz ve bu durumu analiz ettiğimiz zaman resmi mercilere de teslim ediyoruz. Bu çalıştaylardan faydalanmak isteyen STK'lardan da teslim ediyoruz. Ondan sonra farklı kanaat önderlerine de teslim ediyoruz ki durum bundan ibaret. Biz bu şekilde analiz ettik. Aslında bu komisyonlar ihtiyaçtan doğan bir şeydir ve evet bunlar da aynı şekilde Türkiye'deki belki eğitimle alakalı komisyonlar bir araya geliyor ve görüşüyorlar ve bunu gidip milli eğitime sunuyorlar. Biz bir çalıştay yaptık ve bunun işte biz durum analizi yaptık. Aslında ki iyi şeyler bunlardır. Bunları güçlendirmemiz lazım ve eksik gördüğümüz noktalar bunlardır. Bunu bize göre şu şekilde, şu şekillerde, şu projelerle biz kapatabiliriz. Sunuluyor ve ondan sonra tekrar adımlar atılıyor. Mesela şu an Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ile görüştük İstanbul'un. Tekrar biz bir ara ikinci bir çalıştay yapılacak İstanbul'la alakalı. Milli Eğitim'le beraber STK'lar nasıl işte eğitime nasıl katkısı olur? Nerede biz Milli Eğitim'i tamamlayabiliriz? Milli Eğitim nasıl bir talepleri oluyor? Bazen talepler aslında çok zor bir şey olmuyor. Sadece iletişim oluyor. Evet. İnşallah bunların hepsi çözülür. Tabii en önemlisi de belki kullandığımız tanım, tarif, başlık, kavram, jargon bunlar da önemli. Mesela Suriyeli tabiri ne kadar doğru? Çünkü Müslüman kardeşimiz işte yani kalkıp da bunu farklı isimlerle söylediğimiz zaman belki birileri bundan da bir şey çıkarıyor. Hoşuna gidiyor birilerinin. Nasıl olsa artık öyle diyerek ötekileştiriyoruz. En azından onu da kazanç olarak görüyorlardır birileri. Belki kullandığımız kelimelere de herhalde dikkat etmek lazım. Sayın Doktor Mehdi Davut, Suriyeli Dernekler Platform Başkanı. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Biz de sizin bu ekranlarınızdan Türk halkına gerçekten en içten teşekkür ediyoruz. Aslında en büyük teşekkür onlara. Suriyeli halkına. Çünkü Suriye halkı şöyle bir şey, yani savaştan kaçmış ve psikolojisi bozuk olan bir insan, yani normal bir insan değerlendiremeyiz. Eksikleri çok fazla. Ama Türk halkı kucağını açtı ve bunlara ev sahipliği yaptı. Her şeyiyle kucakladı. Türk halkı ekonomik bir zor durumda olduğuna rağmen bu insanlara sahip çıktı. Kim ne yaparsa yapsın, Suriye halkı hiçbir şekilde bu Türkiye'nin, Türklerin ya da Türk halkının yaptığı iyiliği hiçbir şekilde unutmayacak. Ben her zaman bunu söylüyorum. Biz binlerce hikayeler var, torunlarımıza anlatacağız bununla alakalı. Hiç kimse unutturmaya çalışmasın. Yani şu an İdlib'in karşı tarafındaki olan, gönderilen bir kişi beni aradı. Dedi ki buradaki medyalar bir şekilde bizimle uğraşıyor. Bize bastırıyorlar ki Türkiye halkına karşı, Türkiye'ye karşı bir laf söyleyin. Biz kesinlikle söylemeyeceğiz. Eğer Türkiye bizi tekrar Türkiye'de alsa da almasa da biz hiçbir şekilde yediğimiz tabağa tükürmeyiz. Evet, Allah razı olsun. Çok çok sağ olun. Çok ilginç şeyler de paylaştınız. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Değerli izleyiciler, programımızın burada sonuna geldik. Suriyeli Dernekler Platformu Başkanı Sayın Doktor Mehdi Davut konuğumuz. Gelecek hafta farklı bir konu ve farklı konukla buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.